için geldim Ankara'ya. Yani inşallah burada güzel işler yapacağız. Şimdi tabii yani politikanın ve dolayısıyla memleket meselelerinin nabzı burada atıyor. Evet. İstanbullular kıskanmasın ama Ankara İstanbul'dan daha güzel. Ya İstanbul artık şeyden çıktı. Bir muhtemelen Türkiye şehri olmaktan çıktı yani. Çıktı. İstanbul evet. Ayrı bir dünya, ayrı bir uzay oldu artık. Farklı bir yerlere doğru gidiyor İstanbul. Şimdi Yıldırım Bey, çok önemli bir takım konular var ve tam da hani eğer müdahale edilmezse belki de iktidarın nitelik olarak vuracağı son darbelerle karşı karşıyayız. Evet. Yani bu bir kere müfredat. Diğer taraftan bu işte marif bak bir takım okullara işte yani yapılan işte kaynak aktarımı. Bunun yanı sıra tabii şey var. Yani müfredatla ilgili olarak sizin bir takım ifadeleriniz var. Yani bu bir eğitim modeli değil. Hani şeyle ilgili olarak, evet. Son müfredatla ilgili olarak. ÇEDES projesi var. Ki az önce bir haber aktardık izleyicilerimize. Yani şeyle ilgili olarak da. Bunun dışında MESEN projesiyle ilgili olarak. Mesela çocuklar çalıştırılıyor. Yani bu yaşta hani çalıştırılıyor. Bunların mesela gelişimine nasıl bir etkisi vardır bunun? Bir de bu ÇEDES meselesi, birçok başlık var biliyorum. Evet. Nereden başlamak isterseniz bilmiyorum gerçekten. Aslında onların başladığı yer belli. Bizim de başladığımız yer belli. Onlar Cumhuriyet'in temelinin eğitimle atıldığını biliyorlar. Cumhuriyet'le hesaplaşmak istiyorsanız temeline ineceksiniz. Temeli yıkarsanız Cumhuriyet'le hesaplaşırsınız. Cumhuriyet'in temeli eğitimle atıldı diyoruz. İzleyiciler de bilir, Mustafa Kemal Atatürk 28 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'nde sabah saat 03.30'da yanındaki arkadaşıyla birlikte özel kan suyu kaldırır, notlarına yazdırır, 4 madde yazdırır. Yazdırdığı 4 maddenin biri padişahlığın kaldırılacağı, saltanata son verileceğidir. Biri fesin kaldırılıp şapkanın giyileceğidir. Biri Türkçe alfabeyle eğitimin yapılacağıdır. Biri de Cumhuriyet'in ilanıdır. Yani Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in ilanıyla eğitim öğretim konusundaki dil, uygulanacak dili 1919 yılında daha Kurtuluş Savaşı'nı kazanmadan anlatmış, açıklamış. Önündeki hedefi bu. Evet. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle bir çıkışı var. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz, evet. Sakarya Meydan Savaşı Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktasıdır. Sakarya Meydan Savaşı hazırlıkları devam ederken Ankara'da 243 öğretmenle eğitim şurasını toplar. Yani cumhuriyeti kuracağız, savaşı kazanacağız, cumhuriyeti ilan edeceğiz. Savaşı kazanmak yetmez, cehaletle karşı bir savaşı kazanmamız için eğitim şarttır ve öğretmenlerle hangi programı uygulayacağını orada tartışmaya başlar. İlk milli eğitim programı, ben müfredat demiyorum, program diyorum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk Arapçayı terk edip Türkçeyi inşa etmiş. Eğitim programını 1926'da, ilk eğitim programı 1926'da hayata geçirilir. Daha sonra 10 yıl bu eğitim programı uygulanır. 10 yıl sonra ikinci bir eğitim programı, 1936'da ikinci bir eğitim programı yapılır. 1946'da üçüncü eğitim programı. Yani öğretmen yetiştirme politikasıyla eğitim programını at başı gider. Mustafa Necati ilk Milli Eğitim Bakanlarındandır. 35 yaşında hayatını kaybeder. Mustafa Kemal Atatürk'ü ağlatan İlk ölüm vakasıdır. Çok ölümle karşılaşmıştır. Ama Mustafa Necati'nin özelliği şudur. O zaman toplumun %80'ine varan kısmı köylerde yaşıyor. Okuma yazma oranı dip yapmış durumda. Mustafa Necati ile birlikte köylerde okuma yazma seferberliği başlatılır. Öğretmen ihtiyacı askerde okuma yazma bilenlerle giderilmeye çalışılır. Ama köklü bir eğitim çalışması olması için güçlü bir öğretmen yetiştirme programına ihtiyaç vardır. Köy enstitüleri bunun için kurulur. 10 yılda köy enstitüleri eğitim, üretim, üretim, eğitim ilişkisini hayata geçirir ve Türkiye aydınlanmanın en önemli adımını
bu köy enstitüleriyle atar. Bu model bugün Küba'da, Finlandiya'da hayata geçirilir. Ama 1950'de biz bu modeli toprak ağalarının tepkileri nedeniyle, baskıları nedeniyle bu modelden vazgeçilir. Yani biraz önce TEDES projesi dediniz ya, MESEM projesi dediniz ya, çocukların çalıştırılması meselesi dediniz ya, ta o zamandan patronlar, toprak ağaları kendilerine köle yaratmak için eğitim, öğretime sekte vurmuşlardır. Şimdi bugün yaşanan, karşılaştığımız tablo eğitim, öğretimde üretim ilişkilerine bilimsel yönden yaklaşmak değil, tamamen duygusal yönden ve sermaye kesiminin istekleri doğrultusunda bir eğitim modelini hayata geçirmek istiyorlar. Karşılaştığımız tablo işin özetiyle budur. Bir felsefe var. Bir siyasi partinin seçim beyannamesinin ana unsuru milli eğitim politikası olamaz. Çok açık ve net. Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girdiğimiz dönemde, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı demiyor dikkat ederseniz, Türkiye yüzyılı diyor. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim propagandası, seçim bildirgesinde var. Şimdi milli eğitim, milli savunma, milli istihbarat, üç milli var. Devletin temel dayanakları olarak kurulan. Ama bunu milli olmaktan çıkartıp bir siyasi partinin programı halinden de çıkarttılar. Bir tarikatın, bir cemaatin programını geldiler bugün bize dayatıyorlar, çocuklarımıza dayatıyorlar. Ben bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdim diye, bakın kürsü dokunulmazlığı var. Kürsüden tarikat ve cemaatlerle yapılan protokoller iptal edilsin. Eğer iptal edilmez ise çocuklarımız ve cumhuriyet devrimleri, eğitim devrimleri tehlikede dediğim için bazı tarikat ve cemaat vakıflar hakkında dava açtılar. Ne yazık ki mahkemeler bu davada kimi 30 bin lira, kimi 40 bin lira para cezalarıyla cezalandırıldım ben. Şimdi haz yoluyla mahkemeye itiraz ediyorsun. İstinafa, bölge idare mahkemesine, Yargıtay'a, onu bile beklemeden tarikat ve cemaatlerin talepleri doğrultusunda karar veren hakimlerimiz de oluşmaya başladı. Yani eğitim sadece çocuklarımızın yaşadığı durumdan öteye geçti. Bir rejim sorunu haline getirildi. Ben meselenin bu boyutuyla tartışılmadığını düşünüyorum. Eğer Yusuf Tekin 10 yıldır biz bunu hazırlıyorduk diyorsa o zaman oturup düşüneceğiz. Yusuf Tekin daha bir yıl oldu bakan olalı. Nasıl oluyor da 10 yıldır bu çalışmayı yapıyor? Hangi yetkiyle yaptı? Yusuf Tekin'in kendisi profesör değilken 3 günlük kendine özel bir yasa çıktı. Profesör yapıldı. Hacı Bayram Üniversitesi'ne rektör oldu. Rektörlüğü döneminde bu çalışmayı mı yaptı? Ha, o diyecek ki ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda müsteşarken bu çalışma. Sen müsteşarken bu çalışmayı nasıl yapıyorsun? Senin başında bir bakan vardı. Belli ki Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde tarikat ve cemaatlerin çekişmesinde Yusuf Tekin önder rol oynamış. O dönem başlamış. Şimdi soruyorum, kamuoyuna da soruyorum. Bu tartışmayı başlattınız. Sendikaların haberi yok. Öğretmenlerin haberi yok. Eğitim fakültelerinin haberi yok. Eğitim fakültelerinde hangi hocalarla, hangi profesörlerle bu tartışmayı yaptın diyoruz. Bu soruya yanıt yok. Diyor ki 3500-4000 sayfalık bir program hazırladılar. Bir hafta askıya çıkarttılar. Dediler ki inceleyin, yanıt yazın. Buna rağmen bir haftada bu incelenmez. Buna rağmen 67 binin üzerinde görüş ve öneri geldi. 67 binin üzerinde gelen görüş ve öneriler Talim Terbiye Kurulu'nda 2 haftada güya değerlendirilmiş. Bunların hangisi içerlendi, hangisi içerlenmedi, bu da yok. Yani işin özeti şudur. Bir programı daha önceden hazırladılar. Bu hazırlanan programın kitapları basıldı. Kamuoyuyla dalga geçiyorlar. Kitapları basılmış. Kitapları dağıtılacak. Bakın, bir programın hayata geçebilmesi için önce program çıkar.
eğitim bileşenleriyle tartışırsınız. Bunlarla hazırlarsınız. Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı kalarak bir program hazırlarsınız. Bakın 1739 sayılı temel Milli Eğitim Kanunu'na aykırı. Anayasanın 2. ve 3. maddesine aykırı. Anayasanın 42. maddesine aykırı. Anayasanın 24. maddesine aykırı. Bu program anayasaya aykırı, temel Milli Eğitim Kanunu'na aykırı. Nasıl oluyor da Talim Terbiye Kurulu anayasaya aykırı olan, temel Milli Eğitim Kanunu'na aykırı olan bir programın altına imza atar? Niye? Yani istedikleri anayasa değişikliği de bunun için işte. Yani biz anayasaya uymayacağız, anayasayı kendimize uyduracağız. O yüzden fiili olarak şu anda aykırı olduğunu bilmelerine rağmen böyle bir takım emrivakiler yapabiliyorlar. Şimdi bunu kimler yapıyor? Bak, Talim Terbiye Kurulu'ndaki üyelere bakalım. Profesör Doktor Biral Akgün, bu başkan, Mahmut Mustafa Özdil, Mustafa Çatılı, Ali Çiçek, Halime Kökçe, Profesör Doktor Mehmet Özkan ve Ahmet Türkmen. Bunların büyük bir bölümü AKP'de siyaset yapmış, AKP ile iç içe olan isimler. Şimdi bunlar işin bilimsel yanına bakarak karar vermiyorlar. Bu programın ana felsefesi, ana yönelimi yoruma dayalı, akılla değil, bilimle değil, duyguyla bir program hazırlıyor. Gelenek, görenekleri ve geçmişteki değerleri taşıyan değil, değerlerden uzaklaşan bir şey yapıyor. Bakın, şöyle bir şey söylemek isterim. Bazen hem medyadaki arkadaşlar hem kamuoyu, peki içeriğinde ne var diyor. Aslını tartışmıyor. Asıl eğitim devrimleriyle hesaplaşma fikriyatını tartışmıyor. Bakın, okula mektep diyorlar. Öğrenciye talebe diyorlar. Öğretmene muallim diyorlar. Eğitime marif diyorlar. Programa müfredat diyorlar. Peki anayasanın ilgili maddesinden bakmak lazım. Anayasanın 24. maddesi, 3. maddesi ne diyor? Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Peki marif Türkçe mi? Talebe Türkçe mi? Ya, Arapça aslında ama yani sonuçta Türkiye'de kullanma kelimeler bunlar. Ama şimdi bunları hani şey yapamayız. Yani Türk Dil Kurumu'nu, Mustafa Kemal Atatürk Türk Dil Kurumu'nu niye kurdu? Tabii toplumda yerleşmiş ama onlar tam da toplumun bu duygularıyla hareket edip buradan bir çıkış yapıyorlar. Bakın ya, bunun aslında bunları Arapça olduğu için değil, kendi jargonları olduğu için kullanıyorlar. Evet. Ona bence itirazın jargona yapılması gerekiyor. Jargon olarak kullanılmasına yapılması gerekiyor. Yoksa marif kelimesi bence sesletim olarak da gayet güzel bir kelime. Muallim de çok güzel kelime, talim de güzel kelime, talebe de güzel kelime. Bunlara ama niye itiraz ediyorsunuz? Bak, bunlara şunun için itiraz ediyorum. Bu, yani, Türkçesi var bunların. Türkçesi yerleşmiş. Şimdi yeniden olabilir, evet. eğer biz yeniden 1900 yıllara döneceksek o zaman tüm ilişkilerde dönelim. Şimdi burada sizin de dediğiniz gibi bu sözcükler toplumun hafızasına yerleşmiş. Toplum bunu yani kullanıyor ama gençler, çocuklar bunu kullanmıyor. Şimdi bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir programı haline getirdikleri için kendi jargonlarıyla işte kendi bunu, jargonları olarak kendi jargonlarıyla. Evet. Peki şimdi Atatürkçülük, laiklik, bilimsellik bizim ana felsefemiz değil mi? Bakalım 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi kitabında ünite sayısı 8. Ünite sayısını 3'e düşürmüş. Bakın 8. sınıfta ünite sayısı 7, ünite sayısını 4'e düşürmüş. 12. sınıfta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyor. Bakın inkılap ve Atatürkçülük tarifinde bunu söylüyor. 12. sınıfın inkılap tarih ve Atatürkçülük dersinin amacı uygulama esaslarında laikliği kaldırmış. Şimdi laikliği kaldırırsanız, evet, karma eğitimi kaldırırsanız, kamusal eğitimden vazgeçerseniz o zaman Ankara'nın göbeğinde, meclisin Çankaya kapısında özel sektör öğretmenleri bir haftadır orada yatıyorlar. Milli Eğitim Bakanı'nın önünde niye yatıyorlar? Öğretmeni sermayenin tamamen inisiyatifine bırakmışsınız.
Öğretmen açlıkla terbiye ediyorsunuz. Özel okullarda çalışan öğretmenler insanca yaşayabilecek bir ücret alamadıkları için eylem yapıyorlar. Ankara'nın göbeği eylem alanına dönmüş. Bunun nedeni şudur. Eğitimi tamamen piyasalaştırma düşüncesidir. Eğitimi piyasalaştırırken 2014 yılında şöyle bir şey yaptılar. Kamuda çalışan öğretmenle özelde çalışan öğretmen taban ücret aynı olur diye bir yasa vardı. Bu yasayı kaldırdılar. Bu yasanın ilgili maddesini kaldırdılar. Şimdi öğretmen meslek kanunu tartışılıyor. Bu öğretmenler de diyor ki 2014 yılında var olan maddeyi yeniden koyun. Çünkü biz aynı işi yapıyoruz. Siz aynı işi yapan insanlar arasında bir ayrım yapıyorsunuz. Daha önce bu yasa AKP döneminde de vardı. 2014 bahsettiğim tarih. 2002 yılından 2014'e kadar uygulanmış. Niye kaldırdınız diye sorduğumuzda ben komisyonunda Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsüydüm. O zaman sermayenin istekleri doğrultusunda kaldırdınız. Çocukları sermayenin istekleri doğrultusunda 4 gün atölyede çalıştırıyorsunuz. 3 harfli mağazalarda çalıştırıyorsunuz. Köftecide çalıştırıyorsunuz. Bir gün okula gidiyor. Daha sonra bu çocuğun bilimsel bir eğitim görüp PISA sonuçlarında başarı elde etmemizi bekliyorsunuz. Evet. Son bir dakikamız. Son cümlelerinizi rica edeceğim. Bu konu yani bu yani biraz açtınız aslında yani şeyle ilgili olarak bu müfredatla ilgili olarak ne var ne yok. Bunu elbette daha sonra da konuşmak isteriz. Şu an için söyleyeceklerinizi bir toparlayabilirsiniz. Şu andaki söyleyeceğim şudur. Yaşadığımız tartışma konu Cumhuriyet devrimleri ve eğitim devrimleriyle hesaplaşmadır. Bilimden uzaklaşmaktır. Çağa yakalayan bir Türkiye değil, çağın gerisine düşen bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız. Mesele çocuklarımızdır. O göz bebeği gibi baktığımız çocuklarımızı biz merdiven altı tarikat ve cemaatlerin okullarına terk edemeyiz. Öğretmen, 1 milyon 200 bin öğretmen varken hiçbir vakıf ve dernekle protokol yapılamaz. Yapılan protokoller iptal edilmeli, öğretmene teslim edilmeli. Kölelik ücretiyle çalıştırılan ücretli öğretmen politikasından vazgeçilip atanmayan öğretmen sorunu çözülmeli. Kapatılan köy okulları yeniden açılmalı. Bu program Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını dünya devletleriyle yarıştıracak bir program değildir. Geriye götüren bir programdır. Çocuklara kıymayın efendiler diyorum. Eğer siz Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi yetersizken Maarif Vakfı 2017 yılında kurulmuştur. 2016 yılındaki darbeden bir ay önce kurulmuş. Daha sonra da bu Maarif Vakfı'na 163 milyon lira ilk 2017 yılında bütçeden pay ayrılmış. Şimdi siz de söylediniz 5.702 milyar lira pay ayrılmış. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi denetimden kaçırılarak yine tarikat ve cemaatlerin inisiyatifine bırakılıyor. Biz tarikat ve cemaatlerden bu ülke çok çekti. Hiç kimse 2016 darbe girişimini unutmasın. Kaybettiğimiz canlarımızı, şehitleri, gazileri unutmasın. Bugün bizim ülkenin geleceğine sahip çıkma göreviyle karşı karşıyayız. Eğitimcilerin sözüne kulak verilsin, sendikaların sözüne kulak verilsin diyorum. Ama son bir söz şunu söylemek isterim. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Karanlık bir süreç var ama karanlığa karşı özgür ve demokratik bir Türkiye'yi yaratmak bizim ellerimizde. Bunu pekala birlikte mücadeleyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Sayın Yıldırım Kaya çok çok teşekkürler gerçekten. Bilgi ve değerlendirmeler için değer kattınız programa. Size kolaylıklar diliyoruz. Ben de size kolaylıklar diyorum. Bu konuyu gündemde tutmanız bizim için büyük bir kazanç. Tele1 çalışanlarına, yönetimine bu konudan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Çok sağ olun, kolaylıklar. Evet, şimdi kısa bir ara vereceğiz sevgili izleyiciler. Daha sonra tekrar birlikte olacağız.